Merhaba arkadaşlar. 16. dersimize hoş geldiniz. Dürüst olmak gerekirse 8. deneme çekimi şu an. Videoyu bir türlü sonlandıramıyorum nedense. Tekrar baştan başlıyorum. Bu dersin konusu haben, yani sahip olmak. Hadi tekrar deneyelim. Öncelikle kişi zamirlerinden başlayalım. Sol tarafta gördükleriniz singularis tekil. Sağ tarafta gördükleriniz pluralis çoğul. Küçük bir tekrar yapalım. Eğer ki bunları bilmiyorsanız 14. videomu izlemenizi tavsiye ederim. Sol taraftakiler tekil. Birinci tekil ek. İkinci tekil y veya y. Gayri resmi informal. Ü formal resmi. Üçüncü tekil hey erkek. Zey kadın. Höt. Çoğul olarak we, Julie ve they. Infinitive haben. İngilizce'de angels, to have. Fransızca'da Frans, avoir. Türkçe'de törex, sahip olmak. Infinitive master demek. Haben, sahip olmak. Türkçe'deki sahip olmak eylemidir. Tekrar kişi zamirlerine beraber bakalım. Fiil çekimine. Sol taraftakiler tekil, ek hep. İkinci tekil y veya y hept. Arkasına t harfi geliyor. Ü resmi olan. Burada seçeneğiniz var. Ü hept veya ü hift kullanabilirsiniz. İkisi de doğrudur. Üçüncü tekillerde ise hift. Hey hift erkek. Z hift kadın veya hüt hift. Yani cansız olan şeyler, höt, hift, nesneler olabilir, herhangi bir şey olabilir. Erkek veya kadın olmayan şeyler. Çoğul olarak da biliyorsunuz ki her zaman mastar kullanırız. Altate her zaman infinitif mastar hübrökün kullanmak. We haben, mastarımız haben'di. We haben, Julie haben, they haben. Gelin beraber cümle kuralım. Ich hab ein Auto. Benim bir arabam var. Ein Auto, bir araba. Senin bir araban var. Jij hebt ein Auto. Bakın T harfi geliyor arkasına. Sizin bir arabanız var. Ü hebt ein Auto veya ü hift ein Auto. İki seçenek de kullanılabilir. Onun bir arabası var. Üçüncü tekil o erkek hey, o kadın zey. Hey hift an auto, zey hift an auto. Çoğula geçelim. Biliyorsunuz ki çoğulda neydi? Her zaman master kullanırız. Haben, haben, haben. We haben an fit. Bizim bir bisikletimiz var. An fit bir bisiklet demek. Okunuşu bazen zor gelebilir. Fits. Fits. Sizin bir bisikletiniz var. You haben ein Fits. Onların bir bisikleti var. They haben ein Fits. Normal cümlenin kuruluşuna bakalım. Normalizin. Normal cümle. Cümle zin demek. Subject ile başlıyoruz. Daha sonra verbum ve rest. Yani özne, fiil çekimi ve diğerleri. Yeşil olanlar özne, mavi olanlar fiil çekimi, siyah olanlar da diğerleri. Bakın çok basit. Özne ve fiil çekimi normal bir cümlede her zaman yan yanadır. Ich hab ein Auto, jij habt ein Auto, ü habt veya ü hieft ein Auto, hey hieft ein Auto, ze hieft ein Auto, we haben ein Fitz, jullie haben ein Fitz. They haben ein Fitz. Gelin şimdi soru cümlesi kuralım. Soru cümlesini kurarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Subject ve verbin, pardon, subject ve verbin yerlerini değiştiriyorduk. Yani bakın normal cümlede önce subject geliyor sonra verbum. Yani özne ve fiil çekimi. Soru cümlesinde bunların yerlerini değiştiriyoruz. Önce fiil çekimi verbum geliyor. Sonra öznemiz subject. Rest kaldığı yerde kalıyor ve soru işareti geliyor cümlenin sonuna. Gelin soru soralım.
Habigen Auto? Benim bir arabam var mı? Habigen Auto. Ye habt ein Auto. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz daha önceki videomda da gördünüz. Sein fiilinde de aynı şekildeydi. Eğer ki subject yani öznemiz fiil çekiminin arkasına geliyorsa ve bu öznemiz, subjectimiz ye ise veya ye, fiil çekimindeki t kayboluyor. Bakın normal cümle ye habt ein Auto, t harfi. Soru cümlesi hab ye ein Auto veya ye olursa da aynı şekilde hab ye ein Auto, t harfi gidiyor. Senin bir araban var mı? Ü neydi ü? Ü heeft veya ü habt kullanabilirsiniz demiştim. Soru cümlesinde de aynı şekilde habt ü ein Auto veya heeft ü ein Auto. Sizin bir arabanız var mı? İkisi de doğrudur. Üçüncü tekile gelelim. Heeft he ein Auto? Heeft ze ein Auto? Onun bir arabası var mı? Çoğulda haben wir ein Fiat? Bizim bir bisikletimiz var mı? Burada yanlış yazmışım, kusura bakmayın. Bizim bir bisikletimiz var mı olacaktı? Haben Sie ein Fiat? Sizin bir bisikletiniz var mı? Haben Sie ein Fiat? Onların bir bisikleti var mı? Burada da tekrar bir yazım hatası oluşmuş. Kusura bakmayın lütfen. Onların bir bisikleti var mı? Burada bir yazım hatası oluşmamış. Benim hatam. Haben Sie ein Fiat? Onların bir bisikleti var mı? Buradaki cümlem doğru. Evet. Başardık. 16. dersin sonuna geldik. Daha önceki videolarımda olduğu gibi hepinize başarılar diliyorum. Real success.